Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli felsefe öğretmeni Serap Demircioğlu. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 yılları arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan felsefe sorularının çözümünü yapacağız. Şimdi 2019 alan yeterlilik testindeki felsefe grubu sorularını çözelim. Soru 23. Bu parçada söz edilen insanlar bilgilerini oluştururken sırasıyla aşağıdaki ölçütlerden hangilerine başvurmaktadır? Bazı insanlar kişisel bilgi dağarcığını yalnızca kendi deneyimleriyle oluştururlar ve bunların gerçeklikle uyuşup uyuşmadığını sınamakla pek ilgilenmezler. Bu insanlar herhangi bir yargıyı doğru saymak için başka ölçütleri dikkate alırlar. İlk olarak karşılarına çıkan yeni yargının önceden sahip olduklarıyla çelişip çelişmediğine bakarlar çelişmiyorsa bu yargıyı benimsemenin işlerini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını anlamaya çalışırlar. Bunu da başarıyorsa içinde yaşadıkları toplumun buna karşı çıkıp çıkmayacağını kontrol ederler. Bu ölçütlerin sıralaması zaman zaman değişse de doğru sayılan yargı kümesinin büyük kısmı işte böyle oluşur. Soruyu doğru cevaplayabilmemiz için bilginin doğruluk ölçütleriyle ilgili parçada örneklendirilen durumlara karşılık gelen kavramları bilmemiz gerekiyor. Sorunun paragrafında söz edilen kişi bilgi dağarcığını oluştururken bazı ölçütlere başvuruyor. İlk olarak karşılarına çıkan yeni yargının önceden sahip olduklarıyla çelişip çelişmediğine bakarlar. Bu tutarlılık ölçütüdür. Bilginin doğruluk ölçütlerinden tutarlılık ölçütüdür. Daha sonra çelişmiyorsa ikinci olarak bu yargıyı benimsemenin işlerini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını anlamaya çalışırlar. Bu ise yarar ölçütüdür. Üçüncü olarak içinde yaşadıkları toplumun buna karşı çıkıp çıkmayacağını kontrol ederler derken de bilginin doğruluk ölçütlerinden tümel uzlaşım ölçütünün anlatıldığını görüyoruz. Dolayısıyla parçadaki örneklere sırasıyla karşılık gelen ölçütler C seçeneğinde verilmiştir. Tutarlılık, yarar, tümel, uzlaşım. 24. sorumuza bakalım. Farabi'nin varlık anlayışını yansıtan bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Yapılabilecek bütün üçgen tanımları üçgenin özünü verir. Bu tanımlar üçgenin varlığı konusunda bize bir bilgi vermez hatta üçgenin var olmasını zorunlu kılmaz. O halde bir şeyin özü sadece bu nedir sorusunun cevabıdır. Farabi'ye göre de şeyler özünde varlıklarını barındırmaz. Kendisine varlık veren bir varlık olmadıkça her öz sadece bir kavram olarak kalır ve gerçekleşmez. Dolayısıyla evren, insan, ağaç ve benzeri bütün özler varlığını sonradan elde etmiş varlıklardır. Bu durumda onları varlığa getiren, özünde var olmayı içeren yani var olmaması düşünülemeyen başka bir varlık olmalıdır. Biricik olan bu varlık da var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymayan tanrıdır. Parçada Farabi'nin varlık anlayışının bahsedildiğini görüyoruz. Seçeneklere bakalım. A. Form kazanmadıkça madde var olamaz. Evet, maddenin varoluşu form kazanmasına bağlanmamış metinde. E, parçada maddenin var olması için form kazanmasına özellikle bir vurgu yapılmadığını görüyoruz. B. Şeyler özlerini gerçekleştirdiğinde varlığa gelir. Tam tersi olarak parçada şeyler özünde varlıklarını barındırmaz denmekte. O yüzden ulaşılamaz. C. Zorunlu varlığın dışındaki her şey mümkün varlıktır. Evet, evren, insan, ağaç ve benzeri bütün özler varlığını sonradan elde etmiş varlıklardır bu durumda onları varlığa getiren, özünde var olmayı içeren yani var olmaması düşünülemeyen başka bir varlık olmalıdır derken son cümlede de gördüğünüz gibi bu varlık var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymayan Tanrı'dır. Farabi de mümkün varlık ise zorunlu varlık tarafından var edilen ama zorunlu biçimde var olmayan varlıklardır. Yani var olabilirler de olmayabilirler de. Tanrı ilk ve zorunlu varlık olarak mümkün varlıkları meydana getirir. O yüzden parçada bu yargıya ulaşabiliriz. Doğru cevabımız C. D. töz özünde değişmeden kalandır. Parçada tözün değişmeden kalıp kalmadığına da bir vurgu yapılmadığını görüyoruz. E. Varlıklar tek bir gerçekliğin görünüşleridir. Parçada gerçeklik görünüş yönüne de değinilmediğini görüyoruz. Doğru cevabımız C. Soru 25 bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Biri size Eyfel Kulesi'nin güzel olup olmadığını sorduğunda, yalnızca durup bakılsın diye yapılmış bir şey veya işe yaramaz bir metal yığını olduğunu söyleyebilirsiniz. Fakat bunlar sorulan sorunun cevabı değildir. Çünkü bir şeyin güzel olup olmadığı sorulduğunda, nesnenin bizde bir hoşlanma duygusu yaratıp yaratmadığı öğrenilmek istenir. Yoksa nesnenin var olmasının gerekliliği değil. A. Objenin estetik değerini onun yapılış amacı belirler. Parçada yapılış amacını bir vurgu yok. B. Estetik haz duygusunun kaynağı objenin nesnel varoluşudur. Nesnel varoluşa da bir vurgu yapılmadığını görüyoruz. C. Bir nesneyi güzel yapan şey o nesnenin biçimsel özellikleridir. Özellikle biçimsel özelliklerin e, altının çizilmediğini görüyoruz parçada. D. Doğadan esinlenilerek yapılan nesneler beyni yaratır. Beğeni yaratan nesnelerin doğadan esinlenip esinlen, esinlenilmediğine de dair bir belirleme yok. E, beğeni objeyi estetik nesne haline getirir. Evet, estetik objenin ne olduğuna ilişkin bir e, belirleme var parçada. Yani neye güzel diyeceğiz? E, bir şeyin güzel olabilmesi için estetik obje olabilmesi için e, nesnenin sadece var olması yeterli değil. O nesnenin bizde bir beğeni ve hoşlanma duygusu yaratması gerekir. E, ulaşabileceğimiz yargı E'dir. Doğru cevabımız E. Soru 26. Buna göre, Büşra, Kadir ve Can'ın araştırmaları psikolojinin aşağıdaki alt dallarından sırasıyla hangilerinin çalışma konusuyla ilgilidir? Büşra, Kadir ve Can, stresin etkilerini araştıran psikologlardır. Büşra, erken yetişkinlikten yaşlılığa kadar stresin yaşa bağlı psikolojik etkilerini incelerken, Kadir yetişkinlerin çevrelerindeki insanlarla ilişkilerinin stresli durumlarda gösterdikleri davranışları nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Can ise stresin yetişkinlikte depresyon gibi duygudurum bozukluklarının ortaya çıkmasındaki etkisine odaklanmaktadır. Evet, Büşra erken yetişkinlikten yaşlılığa kadar stresin yaşa bağlı psikolojik etkilerini araştırırken Gelişim psikolojisi psikolojinin alt dallarından gelişim psikolojisiyle ilgilenmekte. Kader ise yetişkinlerin çevrelerindeki insanlarla ilişkilerinin stresli durumlara gösterdikleri davranışların nasıl etkilediğini araştırırken sosyal psikolojiye <laughs> değinmektedir ya da bu konuyu çalışma konusu yapmaktadır. Can ise stresin yetişkinlikte Depresyon gibi duygudurum bozukluklarının ortaya çıkmasındaki etkisine odaklandığında ise psikolojinin alt dallarından klinik psikoloji ile ilgilenmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğindeki gelişim, sosyal ve klinik sıralamasıdır. 27. soru Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi içsel yüklemeye örnektir? Sosyal psikolojide insan davranışlarının nedenlerini anlamaya çalışma sürecine yükleme adı verilir. Sosyal psikologlar bu süreci içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayırır. Bir kişinin herhangi bir davranışının o kişiye ait özelliklerden kaynaklandığını düşünme içsel yükleme olarak adlandırılır. Seçeneklere bakalım. A o kadar cimri ki garsona bahşiş bırakmadan masadan ayrıldı. Bu içsel bir yükleme, yüklemedir çünkü... Kişi cimri olduğu için bahşiş vermemektedir. Yani cimri olmak kişinin kendisinden kaynaklanan içsel bir özelliktir. B. Karnı ağrılığı için bugün yemek yemedi. Kişinin bu yemek yememe davranışı karın ağrısı yani kendi tercihi olmayan kişiden kaynaklanmayan bir durum olduğu için bu davranış dışsal bir yüklemedir. Sınavda şansı yaver gittiği için tıp fakültesini kazandı. Bu örnekte de kişi tıp fakültesini kazanma durumunu ve şans faktörüne bağlamış. Dolayısıyla bu da dışsal bir yükleme. Bugünkü buluşmamızı hava koşullarından dolayı iptal etti. Bu da dışsal bir yükleme. Sorular çok zor olduğu için sınavdan yüksek puan alamadı. Bu da dışsal bir yükleme. Dolayısıyla doğru cevabımız A'dır. 28. sorumuzla devam edelim. Özgür'ün birinci ve ikinci durumdaki öğrenme biçimi aşağıdaki öğrenme türlerinden sırasıyla hangisine örnektir? Lise öğrencisi Özgür, 5 aylık küçük kardeşi uykusundan uyanıp ağlamaya başladığında annesinin yaptığı gibi kardeşinin başını okşayarak yeniden uyumasını sağlar. 2. Çözmekte zorlandığı bir fizik problemiyle bir süre uğraştıktan sonra çözüm yolunu aniden bulur annesinin yaptığı gibi dediği için birinci öncülümüzde burada model alarak öğrenme söz konusudur. Model alarak öğrenmedi, gözlem yoluyla modelin davranışlarının taklit edilmesi söz konusudur. İkinci öncüle baktığımızda ise burada anlatılan kavrayarak öğrenmedir. Çünkü aniden bulur derken Aniden bulur derken kavrayış yolu ile öğrenmede olduğu gibi başlangıçta problemin çözümünde hiçbir ilerleme görülmez. Sonrasında problemin çözümü birdenbire zihinde oluşur. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğinde yer almakta sırasıyla model alarak ve kavrayarak sezgisel öğrenme. Soru 29. Bu parçadan sosyologla ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Sosyolog üyeleri tarafından hali hazırda anlaşıldığı varsayılan bir dünyayı yeniden anlamaya çalışan kişidir. Fakat o sadece bir gözlemci ya da öznel bakışına göre yorum yapan herhangi bir kişi de değildir. Sosyolog görünenin aşikar olanın altında yatan nedenleri bilimsel dayanaklarıyla araştırır. Sosyoloğun rolü sosyal yaşama ilişkin gerçeklikleri Hiçbir olguyu mutlaklaştırmadan bilimsel kuşkuculuk ve değerlendirme ölçütleri çerçevesinde ortaya koymaya çalışmaktır. Sosyolog, düşünsel temeller ve bilimsel pratikler kapsamında tanımlamaya çalıştığı sosyal gerçekliği, onun çok boyutlu yapısını ve değişkenliğini dikkate alarak analiz etme çabasındadır. A, bilimsel ölçütleri esas alarak hareket etmelidir. Parçanın bütününde de gördüğümüz gibi bilimsel ölçütler yani e, kuşkuculuk ve değerlendirme ölçütleri derken e, bunu kastediyoruz. Evet ulaşılabilir. B. Görünene değil, görünenin arkasındaki gerçekliğe odaklanmalıdır. E, sosyolog, görünenin aşikar olanın altında yatan nedenleri bilimsel dayanaklarıyla araştırır derken ulaşılabilir. C. Sosyal yaşamı bireylerin anladığı şekilde anlamaya çalışmalıdır. Bu ulaşamayacağımız ve doğru cevabımız olan seçeneğimiz. Çünkü parçada sosyolog yaşamı bireyin anladığı gibi öznel bir bakış açısıyla yorumlamaz düşüncesi tam tersine uygulanıyor. E, bu zaten bilimsel kriter olan e, objektif ilkesine de aykırıdır. D. Sosyal gerçekliği tüm boyutlarıyla ortaya koymalıdır. Evet sosyal gerçekliği onun çok boyutlu yapısını dikkate alarak analiz etme çabasında olduğunu görüyoruz. E. Olguları mutlaklaştırmadan sorgulayıcı bir biçimde incelemelidir. Evet hiçbir olguyu mutlaklaştırmadan derken de bu seçeneğe ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir. 30. soruyla devam edelim. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Bir yetişkin mi yoksa bir ergen misiniz? Reşit olmak sizi yetişkin yapar mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, bir genç yetişkin statüsünde tanımlamanın birçok etkene bağlı olduğunu göstermektedir. Bu araştırmaya göre Amerikan toplumunda yetişkin kabul edilmek için en önemli etkenler liseden gibi bir okuldan mezun olmak, tam zamanlı işte çalışmak, aileyi ekonomik yönden desteklemek ve evin yuva kurmaktır. Aynı araştırma görece düşük gelirli ailelere mensup ve üniversiteye gitmeyen gençlerin 20'li yaşların başında yetişkinlik ölçütlerini karşıladığını, daha yüksek gelir gruplarındaki gençlerden eğitimlerine üniversiteden sonra devam edenlerin ise ancak 30'lu yaşlarda yetişkin olduğunu ortaya koymaktadır. Seçeneklere bakalım. A. Gelişim evrelerinin değişimini belirleyen ölçütler toplumdan topluma farklılık gösterir. Parçada verilen örnekler farklı toplumları değil sadece Amerikan toplumunu içerdiği için bu seçeneğe ulaşamayız. B yetişkin olarak kabul edilmek için yasal açıdan reşit olmak yeterlidir. Parçadan da bu seçeneğe ulaşamayız çünkü yapılan araştırmadan çıkan sonuçlara göre yetişkin olmak için sadece reşit olmanın yeterli olmadığına vurgu var. C. Yetişkinlik için bir işe sahip olunması eğitime devam etmekten daha önemlidir. E, bu seçeneğe de parçadan ulaşamayız çünkü parçada yetişkin olmak için verilen ölçütler arasında bir önem derecesinden söz edilmiyor. D toplumsal sınıf ergenlikten yetişkinliğe geçiş yaşını belirlemede etkilidir. Evet doğru cevabımız bu. Çünkü parçada yapılan araştırmanın ekonomik olarak farklı sosyal sınıflar arasında bir karşılaştırma sonucunu içerdiğini görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız D. E seçeneğine baktığımızda bireylerin eğitim sürelerinin uzaması yetişkinlik yaşlarını etkilememektedir. Burada bireylerin eğitim süresini herhangi bir vurgunun yapılmadığını görüyoruz. Doğru cevabımız D. Soru 31. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? Jean Baudrillard medya gemenliğindeki bir çağda anlamın TV programlarında olduğu gibi imajların akışıyla yaratıldığını söyler. Bizim dünyamızın çoğu bir tür yap inan evreni haline gelmiştir. Bu evren içinde bizler gerçek kişilere ve yerlere değil medya imajlarına tepki vermekteyiz. Nitekim 1997'de Galler prensesi Diana öldüğünde sadece Britanya'da değil dünyanın her tarafında büyük bir üzüntü vardı. Ancak insanlar gerçek bir kişinin yasını mı tutuyorlardı? Baudrillard buna hayır diyecekti. Çoğu insan için Diana medya yoluyla mevcuttu. Diana'nın ölümü insanların gerçek yaşamda gerçek birinin ölümünü tecrübe etmesi olayından çok dizi veya filmde meydana gelen bir olay gibiydi. Baudrillard buna yaşamın TV içine çözülmesi demektedir. Seçeneklere bakalım. A) Medya gerçekleri olduğu gibi yansıtan önemli bir kitle iletişim aracıdır. Bu seçeneğe ulaşamayız çünkü parçada vurgulanan medyanın gerçekleri olduğu gibi yansıtan bir kitle iletişim aracı değil, bir şeye anlam vermenin imajların akışıyla olduğu, yani medya imajlarına tepki verdiğimizden söz ediliyor. B televizyon insan davranışı üzerinde en çok etkiye sahip olan kitle iletişim aracıdır. Bu seçeneğe de ulaşamayız çünkü parçada televizyonun insan davranışı üzerindeki en çok etkiye sahip iletişim aracı olduğundan söz edilmiyor. Yani bir öncelik vurgusu yok. C medya bireyler için farklı bir anlam ve gerçeklik dünyası yaratır. Evet, doğru cevabımız C. Çünkü Galler Prensesi örneğine de baktığımızda, örneğiyle de açıklandığı gibi insanlar artık bir süre sonra medya yoluyla geliştirdikleri anlam ve gerçeklik dünyasına e, e, anlam vermekteler. Yani insanlar gerçek bir kişiye değil, dizi ve filmde meydana gelen bir olaya e, yaklaşıyormuş gibiler parçadan e, da görüldüğü üzere. Dolayısıyla doğru cevabımız C. D. Bireylerin davranışlarındaki tutarsızlık medyanın gücünün yansımasıdır. Bu parçada bireylerin davranışlarının tutarsızlığına değil, insanlarda oluşan Medya yoluyla gelişen sanal bir anlam algısına vurgu yap e, yapılmakta. Bu nedenle e, bu seçeneğe de ulaş, u, ulaşamayız. E. Medyanın birey davranışlarındaki etkisi kalıcı olmamaktadır. E, burada kalıcılığa da bir vurgu yapıldığını e, görmüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir. Soru 32. Bu parçadan tümevarım yöntemi kullanılarak akıl yürütülürse aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır? Hafta sonu Kuğulu Park'a gittim. Orada yedi kuğu dolaşıyordu ve yedisi de beyazdı. Parkta otururken çocukluğumda hayvanat bahçesinde gördüğüm kuğuları anımsadım. Onlar da beyazdı. Parktan kalkıp bir kitapçıya gittim. Orada hayvanlar üzerine bir kitap gördüm ve kitapta iki kuğunun resmi vardı. Bu resimdeki her iki kuğu da beyaz renkteydi. Şimdi hafta sonu kuğulu parkta gördüğüm yedi kuğu, çocukluğumda e, gördüğüm kuğular, ve kitapçıya gidip gördüğüm iki kuğunun resmi ve onların da beyaz olması gözlemlediğim ve anımsadığım bütün kuğuların beyaz olduğu yargısına beni ulaştırır. Dolayısıyla bir şey kuğu ise o beyazdır genel yargısına bizi ulaştırır. Yani tek tek gördüğüm, örneklerde gördüğüm yargılar beni tümevarımsal akıl yürütme sonucunda bir şeyin kuğu ise onun beyaz olacağı yargısına ulaştırır. Doğru cevabımız D'dir. 33. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir önermedir? Önerme doğru ya da yanlış doğruluk değeri alabilen yargılara denir. Soru, istek, dilek, emir, hayret, şaşırma ifadeleri birer önerme olamaz. Seçeneklere bakalım. A. Bugün hava sıcak olsa da balığa gitsek. Bu bir istek bildiren cümledir. O yüzden önerme değildir. B. Bu çocuğu sevmemek mümkün mü? Bu bir soru ifadesidir. O yüzden önerme değildir. C. Zor durumda olanlara yardım etmelisin. Dilek, temenni cümlesi önerme değildir. Bugün umarım karnım ağrımaz diyor D seçeneği. Bu da bir e, istek dilek, istek cümlesi. Dolayısıyla önerme değildir. E dünya dönmemektedir. Evet, önermemiz E seçeneğinde yer alan dünya dönmemektedir. Çünkü dünyanın dönmediğini dile getiren bir yargı, doğruluk değeri alabilen bir yargı söz konusudur. Dolayısıyla doğru cevabımız E'dir. 34. sorumuzla devam edelim. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi bir totolojidir? Bütün yorumlamaları doğru değeri alan önermeye totoloji denir. Bileşik önermelerin eklemlerini dikkate alarak e, kuralına göre çözümlediğimizde ve e, seçenekleri doğruluk tablosuna yerleştirdiğimizde, p değil p, değil p ve p, değil p veya p, değil p ise p, p ise değil p, değil değil p ve p. E, şimdi önerme sayısı e, bir ise ki bizim e, sorumuzda öyle. Yorum sayısı da 2 üzeri n şeklinde 2 üzeri n formülünden 2 üzeri 1 bizim de yorum sayımız 2 olacaktır. Bu durumda P doğru ve yanlış değerlerini alacak. Değil P yanlış ve doğru olacak. Değil P ve P. Yanlış ve doğru, yanlış. Doğru ve yanlış, yanlış. Değil P veya P. Önce değile bakacağız, daha sonra P'ye bakacağız. Değil P'ye bakacağız, sonra P'ye bakacağız. Yanlış veya doğru, doğru. Doğru veya yanlış, doğru. Değil P ise P. Önce değil P'ye, daha sonra istenin kuralına, koşul ekleminin kuralına göre P'ye bakacağız. Yanlış ise doğru, doğru. Doğru ise yanlış, yanlış. P ise değil P. Doğru ise yanlış, yanlış. Yanlış ise doğru, doğru. Değil değil P çifte değilleme kuralı olduğu için önermenin kendisine dönüşüyor. P ve P şeklinde baktığımızda da doğru ve yanlış değerlerini alıyor. E doğruluk değerlerinin sadece bir tanesinin değil, tümünün doğru olduğu önermelere totoloji demişti yönergemiz bizde. Bu durumda değil P veya P önermesi bütün yorumlamalarında doğru değer aldığı için totolojidir. Bu durumda doğru cevabımız B'dir. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.